Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire ver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yola devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır. Fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istedip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır.